Merhabalar herkese. Bugün konumuz lamine kesimi yaparken rehber oluklu frezleri nasıl kullanmamız gerekiyor ve ne zaman kullanırız? Bununla ilgili bir video yazıyorum arkadaşlar sizlere. Bu arada aklınıza takılan sorular olduğu zaman muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lamineden bahsedecek olursak, lamine porselenler dişin ön yüzlerine yapıştırılan porselenlerdir. Bunlar çeşitli kalınlıklarda olabilirler. Eğer bir diş çok gerideyse biraz daha kalın yapmamız gerekirken, diş çok ilerideyse çok ince de yapmamız gerekebilir. Bunu yaparken frez kullanmamız gerekiyor ve dişlerin ön yüzünden aşındırma yapmamız gerekiyor. Bu frez kullanımı sırasında ne kadar kesim yapacağımızı belirlemek için lamine frezlerini kullanabilirsiniz. Şimdi kağıt üzerinde lamine frezlerini anlatacağım. Arkasından hasta ağzında uygulamaya geçeceğiz ve tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi lamine rehber oluklu frezleri inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi farklı çaplarda lamine rehber oluklu frezler mevcuttur. Bu görmüş olduğunuz frez 0.3 mm, bu görmüş olduğunuz frez de 0.5 mm derinliğinde oluklar hazırlıyor arkadaşlar. Buradaki amacımız bizim ne kadar derine inmemiz gerekiyorsa o kadar derin olukları hazırlayan frezi seçmemiz gerekiyor. Birazdan başlayacağımız hastamızda çok az bir aşındırma gerekeceği için 0.3 mm'lik frezi tercih edeceğiz arkadaşlar. 0.3 mm'lik frezi tercih ettiğimiz zaman da oraya yapacağımız porselen kalınlığı 0.3 mm şeklinde olmasını istiyoruz. Eğer ki daha kalın bir porselen tercih edeceksek o zaman da daha derine inen 0.5 mm'lik bir frez tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kağıt üzerinde hemen anlatıma geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kağıt üzerinde çizim üzerinden anlatacağım sizlere. Bu üst santral diş olduğunu farz ediyoruz ve kesim yapmamız gerekiyor. Bizim lamine frezlerimiz düz bir şekilde ilerliyordu. Yani biz buraya lamine frezimizi dayadığımız zaman şu şekilde içerisindeki diskler bu şekilde oluklar açacak. Böyle bir durumda burada oval olan bir yüzeye diski dayadığımız zaman en derin kesimi burada yapacaktır. Burada daha az bir kesim yapacaktır. Burada da az bir kesim yapacaktır. O yüzden biz bu frezleri kullanırken frezi öncelikle orta kısmını kullanmak için bu şekilde kullanırız. Daha sonra frezi kole kısmında kullanmak için bu şekilde yönlendiririz. İnsizel kısımda kullanmak için de bu şekilde frezi yönlendiririz. Böylelikle bu frez buraya istediğimiz kadar girer, bu frez de buraya istediğimiz kadar girer. O yüzden frezi kullanırken 3 farklı pozisyonda frezi yerleştirmemiz gerekiyor ki bu frezin olukları her yere istediğimiz büyüklükte oluklar yaratsın. Biz buraları işaretlediğimiz zaman, şuraları siyah kalemle işaretlediğimiz zaman ta ki bu bölgeyi aşındırana kadar bu siyah çizgiler gitmiş olmayacak. Bu bölgeyi aşındırdıktan sonra da siyah çizgileri kaybetmiş olacağız. Ve biz buraya 0.3 mm'lik bir oluk açtıysak yine lamine tasarımımızda eğer ki 0.3 mm bir tasarım yaparsak o zaman da biz bu bölgede istediğimiz kalınlıkta bir lamineyi tasarlamış olacağız. Eğer ki 0.5'i kullanırsanız o zaman da 0.5 mm kalınlığında bir porselen kullanabilirsiniz. Ha, bu arada şöyle bir durumda var. 0.3 kullanıp daha 1 mm'ye yakın bir porselen yükleme yapabilir misiniz? Evet. Eğer ki hasta şişkin bir porselen istiyorsa o zaman kesiminizi az yapıp daha çok da yükleyebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki 1 mm'yi yükleyecekseniz o zaman da kesim yapmanıza gerek kalmayacak. Laminalar 0.3-0.5 mm arasına kadar incelebilen materyallerdir. Eğer ki bir dişi 1 mm şişirecekseniz o zaman da kesim yapmamanız gerekiyor. Bu durumda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Biz önceden ne kadar kalınlıkta bir porselen yapacağımıza karar verirsek o zaman kesimin miktarını da ayarlayabiliriz. Örnek veriyorum, lamine kesim frezlerinin diğer bir kullanım yöntemi de zaten budur arkadaşlar. Bir dişimiz var ve biz laboratuvardan bir mock-up istedik ve mock-up sonucunda dişi 1 mm şişireceğimiz şekilde bir geçici yükleme yaptı. Hasta dişlerine baktı ve çok beğendi. Biz yeni pozisyonumuzu ayarlıyoruz ve bu kadar olacak diyoruz. Daha sonra lamine frezimizle bu geçici üzerinden oluklar açıyoruz. Ve olukları açtığımız zaman işaretliyoruz siyah çizgilerle. Daha sonra geçiciyi yerinden çıkartıyor. Bir de görüyoruz ki biz hala mineye temas etmemişiz. Böyle bir durumda diyoruz ki biz 1 mm
şişirdiğimiz zaman mineye temas etmiyorken, o zaman ben bu dişin ön yüzünden kesim yapmasam da olur diyoruz. Lamina kesim frezlerinin, rehber oluklu frezlerin kullanımının bir nedeni de bu. Bu şekilde eğer önceden geçici bir yükleme yapıp üzerinden bu oluklu frezleri kullanırsanız, o zaman dişten ne kadar kesim yapacağınızı da öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi hastamızın ön dört dişine lamina yapıyoruz. 3 dişinin kesimini tamamladı. Şimdi lateral dişin kesimine geçiyoruz. Burada ölçülü lamina frezini kullanacağız ve dişin üzerine oluklar açacağız. Farklı boyutlarda ölçülü lamina frezleri olabilir ama biz burada minimum milimetrede çalışacağımız için en dar olanını seçtik. Şimdi dişin üzerine rehber olukları açıyoruz ve daha sonradan bu bölgeleri boyayarak kontrollü bir kesim yapmak istiyoruz. Rehber lamina frezlerimizde 3 tane bu şekilde aşındırıcı yüzey var. Tek bir doğrultuda bastırdığınız zaman kolede ve insizelde oluk tam açılmayacağı için öncelikle bu şekilde, daha sonra koleye bu şekilde döndüreceğiz. İnsizele de böyle döndürerek oluklarımızı 3 bölgede de açacağız. Ama öncelikle ortadaki oluğumuzu açacağız. Sonra birazcık kaldırarak koledeki oluğumuzu açacağız. Sonra da birazcık daha baş kısmını indirerek insizeldeki oluğumuzu açacağız arkadaşlar. En derin olan ortadaki oluğumuzu açmış bulunuyoruz. Fakat burada ve burada az derinlikte oluklar oluştu. O yüzden aeratörümün baş kısmını koleye doğru kaldırıp burada da tam olarak oluğun oluşmasını sağlayacağım. Bir sonraki aşamada aeratörümü insizele doğru kafasını bastırıp insizeldeki oluğu açmak. Rehber oluklarımı açtım. Bakın arada bu şekilde siyah gözüken yerler keskin olmayan yüzlerin minede yaratmış olduğu siyah çizgiler. Bunları önemsemeyeceğiz. Şimdi açtığımız olukları kurşun kalem ile boyayacağız. Açtığımız olukların içerisini, yani dentin tabakalarını bu şekilde boyuyoruz. Bunun amacı, biz bu kurşun kalemle boyadığımız yerleri aşındırana kadar frezimizle ön yüzünden aşındıracağız ve her yerden eşit kalınlıkta aşındırmış olacağız. Kesim frezi olarak laminada ince grenli kırmızı kuşak elmas frez kullanıyorum. Şimdi dik bir şekilde bu siyahlıklar kaybolana kadar kesimimi ön bölgeden yapacağım. Daha sonra mezyal koleye ve distal koleye dönerek lamina kesimimi tamamlamış olacağım. Bakın kesmiş olmama rağmen hala siyahlıklar duruyor. Çünkü burada çukurluklar var. Bu çukurluklara gelene kadar önce kesim yapılmamış olan mineden aşındırıyorum. Ta ki çukurluklara gelince buradaki siyah çizgiler de yok olmaya başlamış olacak. Bakın mezyal kısımda aşındırma istediğim rehber kısma kadar geldi ve siyahlıklar yok oldu. Şimdi distal kısımda da bunu yapacağım. Şimdi siyah oluklar tamamen yok oldu. Kenar sınırlarımı kontrol etmem lazım. Bakın burada diş etinin altında yarım milimetre içeride olmam gerekiyor. Papilin arkasına girmem gerekiyor. Burada lamina kesimi yaparken nelere dikkat edilir videosu kanalda mevcut. Onu izleyebilirsiniz. Kesim konusunda orada da ayrıntılı açıklamalar yapıyorum. Şimdi basamaklarımı kontrol edeceğim ve kesimimi birazcık basamaklarda yapacağım. En son kontrollerimi tamamladıktan sonra ölçüye geçeceğiz.
Son düzenlemelerimi de yaptım. Basamaklarımı oluşturdum. Kenardaki papillerin arkasına basamaklar gelecek şekilde kenar kesimlerimi de yaptım. Şimdi ölçüye geçebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hastamızda rehber oluklu frezi kullandık. Hastamız bize geldiği zaman dişin sadece renklerinden ve sağında solunda bulunan dolguların renklenmelerinden şikayetçiydi. Ve hastamız çay kahve tüketimi olduğu için bu dolgular renkleniyordu. Bu nedenle renklenmemesi için ve daha beyaz bir diş görünümü elde edebilmesi için aynı şekilde bir lamina planlaması yaptı. Aynı şekilde eğer lamina planlamasını yaparsanız o zaman dişin kesim miktarını ayarlamanız gerekiyor. Eğer ben bir dişi çok fazla öne çıkarmayacaksam ya da çok geriye almayacaksam benim milimetrelerle çalışmam gerekiyor. Oluklu frezimle 0,3 milimetre bir kesim yaparsam ben laboratuvara ya da dijitalde yapacaksak o zaman dijitalde 0,3 milimetreyi ayarlayıp bitimde de aynı hastanın eski dişiyle aynı şişkinlikte bitirebilirim. Veyahut da ben bunu 0,5'lik kesersem laboratuvara da 0,5 milimetre kalınlığında bir lamina tasarlayın diyebilirim. Ya da dijitalde eğer başlangıç ölçüsünü aldıysam aynı şekilde yükleme yapabilirim. Fakat bir diş çok geride. O zaman ben bu rehber oluklu frezleri kullanmam gerekiyor mu? Hayır, çünkü zaten ben buradan az kesim yapacağım ve protezi şişireceğim. Eğer ki bir diş çok fazla ilerideyse, ben rehberlerle 0,5 milimetre çizikleri attım ama hala diş ileride, benim geriye gitmem gerekiyor. O zaman da rehber oluklu frezleri kullanmamın hiçbir esprisi yok. Çünkü bu frezleri kullandıktan sonra ben biraz daha içeriye almak için tekrardan kesimi arttıracağım. Kanal içerisinde lamine diş kesimi videosu var arkadaşlar. Orada göreceğiniz gibi dişler çok fazla öndeydi, flare pozisyondaydı. Bu gibi durumlarda dişi fazla keseceğim için ön taraftan geriye doğru yaslamam gerektiği için rehber oluklu frezleri kullanmıyoruz. O zaman rehber oluklu frezler ne zaman kullanılır arkadaşlar? Dişin formu bitimle aynı olmasını istiyorsanız o zaman kullanabilirsiniz. Bir diğer kullanma nedeniyle arkadaşlar mock-up uygulamasıdır. Mock-up uygulaması nedir? Mock-up uygulaması arkadaşlar bir diş geridedir ya da çapraşıktır. Biz orayı dolgularla ya da laboratuvarda hazırlanan modeller üzerinde geçici uygulamasıyla istediğimiz şekle getiririz. Daha sonra bu uygulamanın üzerinden rehber olukları açarız ve çizeriz. Uyguladığımız geçiciyi çıkardığımızda sadece bizim çizik attığımız yerler gözükür. O zaman da bu bölgelerden aşındırma yaparak minimal invaziv olarak çalışabiliriz. Aslında asıl kullanım amacı bu arkadaşlar. Yani laboratuvarda hazırlanan geçici hastaya gösterebileceğimiz mockup'lar üzerinde oluk açarak minimal kesimi sağlamak amaçlı bu yapılıyor. Eğer ki mockup uygulaması üzerinden geçici üzerinde çalışılmayacaksa, hastanın kendi dişleri üzerinden direkt kesim yapılacaksa bu kuralı aksatmamamız gerekiyor. Dişin pozisyonu eğer bitimiyle aynı ise o zaman bunu kullanıp daha sonra da porselenimizi tasarlayabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu rehber oluklu lamine frezleri nasıl kullanılırdı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.